Ekonomik durumu iyi olan ve devlet hastanelerinde sıra beklemek istemeyen hastalar tercihini özel hastanelerden yana kullanıyor. Uygulanacak tedaviyi belirlemek için hastalardan örnekler alınıyor ve planlar, testler için çoğu zaman yapılan hastalar binlerce lira ödemek zorunda kalıyor. Hastalığı teşhis etmede bu tahliller çok önemli. Peki uygun fiyata tahlil yaptırmak mümkün mü? İşte ayrıntılar. Kolesterol, böbrek testleri, kanser taraması, kan tahlilleri liste uzadıkça uzuyor. Genelde tam hemogram falan bakılıyor. O yaptırabiliyorum. TSH baktırabiliyorum. Burada tahlillerimizi yaptırıyoruz, muayenemizi oluyoruz. O yüzden buraya geliyoruz. İyi, tatlı, güler yüzlüler. Memnunuz yani doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, çalışanlarımızdan memnunuz. Eğer sağlık rehberi arıyorsanız mutlaka aile hekimimize başvurmalısınız. Bir aile hekimine kayıt olmalısınız. Daha çok tabii vatandaşta şeker, kolesterol, B vitamini bunlara çok baktırıyorlar. 2010 yılında sağlık ocakları aile hekimliğine dönüştürüldü. Dönüşüm sonrası aile hekimleri sağlık muayenelerinin yanı sıra birçok testi de yapmaya başladı. Hastalıkların tespitinde tahlillerin yeri büyük. Özel hastanelerde testler için 300-400 lira para ödeniyor. Aile sağlığı merkezlerinde ise bu testler için herhangi bir ücret ödenmiyor. Haliyle vatandaş tercihini özel hastaneler yerine aile sağlığı merkezlerinden yana kullanıyor. Özel hastanelerdeki ücretler gerçekten yüksek. Biz de aile sağlık merkezlerini tercih ediyoruz. Bütün testleri yaptırıyoruz hemen hemen. Hepsini yaptırıyoruz. B12'ler, kanlar. 80 parametreye kadar işte şeker, kolesterol, hemogram, hepatit, bulaşıcı hastalıklar 80 civarında yapılıyor test. Ücretsiz olması, güvenilir olmasını gölgelemesin. Yani vatandaşlarımız bakanlığın sunduğu hizmet, hastanelerde kullanılan laboratuvarlar kalitesinde hizmetler verilmektedir. Hastaları tedavi etmenin yanı sıra merkezlerde hastalara eğitim de veriliyor. Bulantı kusmalarım var mı? Devam ediyor. Az az sık sık besleniyoruz. Bol su içmeye dikkat ediyoruz. Ayşe teyze, tansiyonun 15'e 7 çıktı. İlaçlarını kullanıyor musun? Kullanıyorum. Dikkat et kullanmana. Diğer yandan merkezlerde evlilik, ehliyet, istirahat, iş göremezlik ve işe giriş raporu da düzenleniyor.